Bazen bedenimiz bizim yerimize konuşabilir. Özellikle de duyguların anlatılmasının çok iyi karşılanmadığı ya da verilecek cevapların, duygularınızı söylediğinizde verilecek cevapların çok olumlu karşılanmayacağı durumlarda, bazen de konuşmanın ayıp sayıldığı, zor geldiği durumlarda beden bizim yerimize konuşur. Dolayısıyla da bedenimiz bizim duygularımızı, isteklerimizi, sıkıntılarımızı çeşitli yöntemlerle dile getirebilir. Bunun temel nedeni bedensel yakınmaların ruhsal yakınmalardan daha kolay dile getirilebilmesinin yanı sıra çevre tarafından da daha kolay kabul edilebilmesidir. Bu nedenle de bazı böyle çok da belirgin olmayan ve bir fiziksel hastalığa bağlanamayan çeşitli bedensel yakınmalar hem insanların sürekli kendilerini sağlıksız hissetmelerine hem de iş yerlerinde özellikle ciddi iş ve güç kayıplarına neden olurlar. Burada önemli olan iki nokta vardır. Birincisi, bu tür şeyler bilinçli olarak yapılmaz. Yani kişi bilinçli olarak ben bu derdimi anlatmayayım, onun yerine bir takım ağrılarla, sızılarla bu derdimi dile getireyim demez. Bilinçsiz olarak meydana gelen durumlardır. İkincisi ise bunlar uydurma değildir. Kesinlikle bir hastalıktır ve bir ruh sağlığı uzmanı, bir psikiyatri uzmanı tarafından görülerek değerlendirilmesi ve bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Bedensel yakınmalarda dikkat edilmesi gereken bir başka durumda, bu bedensel yakınmalara bazen başta depresyon olmak üzere anksiyete, panik bozukluğu gibi başka psikiyatrik hastalıklara eşlik edebilir ve o durumda o hastalıkların da mutlaka fark edilmesi, ayırt edilmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda bedenin dilini okumaya başlarsak çeşitli şekillerde dile gelebilir beden. Bunlardan bir tanesi bayılmalar ya da uzuv kayıplarıdır. Çok sıkıntılı durumlarda, kişinin çözemediği, baş edemediği durumlarda ani oluşan ve bir fiziksel nedene bağlı olmayan bayılmalar. Yine kişinin altından kalkamadığı sorunlar, stres durumlarında bir uzvun kullanılmaz hale gelmesi. Örneğin çok aşırı kaygı yaşayan, sınav stresi yaşayan birinin sınavdan daha önceki birkaç gün içinde aniden kolunun tutmaz, böylelikle de yazı yazamaz hale gelmesi gibi duygunun ve düşüncenin bir çeşit bedene yansıması sonrası beden konuşabilir. Bu durum kesinlikle bilinçli bir durum değildir ve eğer uzun süre örneğin uzuv kaybı olmuşsa, yani bir uzuv kullanılamıyorsa ve bu uzun sürerse bir süre sonra kaslar atrofiye uğrayacağından gerçekten fiziksel bir yakınma haline dönebilir. O yüzden de kısa sürede ele alınması gereken bir sorundur. Diğer bir bedenin konuşma şekli gezici yakınmalardır. Bulantı, kusma, çeşitli bölgelerde ağrılar, değişen bölgelerde süreyen ağrılar şeklinde beden dile gelebilir. Yine baş edilemeyen sıkıntılı, kaygılı durumlarda beden duyguları, bu belirtileri göstererek dışa vurmuş olabilir. Genellikle bu gezici yakınmalar, özellikle de ağrılar nedeniyle kişiler çeşitli bölümlerdeki doktorlara başvururlar. Bütün yapılan değerlendirme ve tahlillere rağmen bu kişilerde belirgin bir fiziksel hastalık olmadığı saptanır. İşte böyle durumlarda mutlaka bir psikiyatri uzmanının dile getirilemeyen sıkıntıları çözmesi, onunla konuşulması, o problemin temelinde ne yattığının anlaşılması gerekmektedir. O zaman bu bedensel yakınmalarda, gezici yakınmalarda kendiliğinden kaybolacaktır. Ruhsal duyguların bedene yansımasının en sık görülen şekli baş ağrılarıdır. Baş ağrıları çok sık görülen bir bulgu olmakla birlikte ne zaman başladığı, nasıl başladığı, neden sonra başladığı, nereden, başın neresinde ağrının yoğunlaştığı, nasıl bir süreç izlediği bize o ağrının psikolojik stres kökenli bir baş ağrısı mı yoksa herhangi bir fiziksel nedene bağlı baş ağrısı mı olduğunu gösterebilir. Bu tür baş ağrıları diğer baş ağrılarının oluş şekline, şiddetine çok benzemez. Genellikle enseden başlayıp yayılır ve de belli bir noktada toplanır ve bu tür baş ağrıları çoğunlukla ağrı kesicilere ya çok az yanıt verirler ya da hiç yanıt vermezler. Dolayısıyla da bu tür baş ağrılarında, gerilim baş ağrılarında da temel olan bedenin niçin sıkıntıyı bu şekilde dile getirdiğini çözmek gerekir. bu tür sıkıntıların, duyguların bedenle dile getirilmesine somatizasyon diyoruz. Ama bazen de bazı kişiler devamlı kendilerinin hasta olduğundan, en ufak bir işarette herhangi bir hastalığa yakalandıklarından şüphelenerek sürekli doktorlara gitmeye başlarlar. Bu hastalık çeşidi tek çeşitte kalmaz, devamlı başka hastalıklar bulunur ve kişi doktora gittikçe rahatladığını düşünür. İşte o zaman hastalığından bahsetmek gerekir. Hastalık hastası dediğimiz kişiler çoğunlukla bedenlerinden gelen uyarıları yanlış algıladıkları için tatmin de olmazlar. Gittikleri doktorlar bir şey yok dese de, yapılan tahlil sonuçlarında bir şey çıkmasa bile onlar inanmaz ve bunu ispatlamak, bunun doğru olduğunu, hissettikleri hastalığın doğru olduğunu göstermek için başka doktorlara, başka tahlillere yönelirler. Bu durumda genellikle kişiye duyduğu kaygının ve endişenin aşırı olduğunu, abartılı olduğunu anlatmak mümkün olmayabilir. Bu tür somatik yakınmalar aslında azımsanmayacak oranda çok görülürler. Özellikle de bazı toplumlarda konuşmanın, ruhsal sıkıntıları, stresi dile getirmenin ayıp olduğu düşünülen ya da ters cevaplar alınan toplumlarda daha sık görülür. Kadınlarda görülme oranları erkeklerde görünme oranlarından çok daha fazladır. Bunun nedeni de yine kadınların sık sık ruhsal şikayetlerde bulunmasının çok doğru karşılanmaması ve onların bu şekilde bir yardım aramalarının çok mümkün olmaması, ama bedensel yakınmaların, iş ve güç kaybına neden olan yakınmaların daha dikkate alınarak, daha somut yakınmalar olarak değerlendirilerek yardıma ulaşabilmenin sağlanması olabilir diye düşünülmektedir. Somatik yakınmaları ön plana geçirmemek için öncelikle çocuklarımızı yetiştirirken onlara konuşabilmeyi, kendi duygu ve düşüncelerini düzgün bir şekilde anlatabilmeyi, isteklerini ve neleri istemediklerini karşı tarafa aktarabilmeyi öğretmek gerekir. Ruhsal sorunların da bedensel sorunlar kadar doğal olduğunu, kişinin psikiyatrik sorunların yaşamasının da bedensel sorunları yaşaması kadar doğal olduğunu öğrettiğimizde, kişilerden çocuk yetiştirirken özellikle onların çok aşırı güçlü olmalarını, her şeyle kendi başlarına baş etmeleri gibi değerleri, yanlış değerleri onlara vermediğimiz sürece onlar da konuşabilen ve dertlerini anlatabilen büyükler olacaktır. Somatik yakınmaları da mutlaka göz önüne almak gerekir. Ev içinde de olsun, iş yerinde de olsun, toplumsal hayatta da olsun oldukça önemli verim kaybına, iş güç kaybına ve ilişki problemlerine yol açan bu durumun mutlaka tedavi edilmesi gerekir ve mutlaka önemsenmesi gerekir. Tekrar belirtmekte fayda var. Bunlar bilinçli yapılan davranışlar değildir. Sadece kişinin duygusal yakınmalarını bazen dile getirememesinden, bazen kendisinin de anlamlandıramamasından ya da bedenin verdiği sinyalleri yanlış anlamasından oluşan, ama psikiyatriste gidilerek çözülmesi gereken, temellerine inilmesi gereken sorunlar olduğunu unutmadan değerlendirmek doğru olur. Böylelikle de toplum içinde daha sağlıklı ve daha düzenli bir hayat gerçekleşir.